Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonun grafikleri ve yorumlanması konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, Aralık ayının ilk dersine hoş geldiniz ve dersimiz fonksiyonun grafiği, doğrusal fonksiyonların grafikleri, parçalı fonksiyonun grafikleri, grafiği verilen fonksiyonlar, düşey doğru testi, yatay doğru testi ve de doğrusal fonksiyonlarda Güncel uygulamalar yani bir bakıma da geçen seneki matematik dersinde gördüğümüz problemlerin aynısını görmüş gibi olabilirsiniz ama onlar neyle alakalı fonksiyonlarla alakalı olduğunu fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar dersimize vakit kaybetmeden başlayalım. Artık Aralık ayındayız. Daha da sıkı ders çalışmaya başlayalım çünkü dönem başladı 3 hafta geçti ve şimdi daha doğrusu iki hafta bitiyor. 3. haftaya gireceğiz arkadaşlar ve siz de derslerinize yoğunlaşmanızı başlamanız lazım. Çünkü yavaş yavaş zaman hızlanıyor. Bir bakıyorsun ki yazılı haftası olmaz, öyle olmaz. Biz Tonguç Akademi olarak her hafta video atıyoruz. Siz de izliyorsanız zaten yazılarda rahat edeceksinizdir. Kullanım alanları ve faydaları. Onlara bakalım. Sayısal verileri göz, görselleştirmek için günlük hayatta grafikler sıkça kullanılır. Evet, sayısal veriler görsel olarak daha yanlışlıyor. O yüzden de ne yapıyoruz arkadaşlar? Grafikleri sıkça kullanıyoruz. Örneğin döviz, altın, borsa, ve petrolün değişimleri yani yükseliyor böyle ne yapıyor diyor ki varili yükseldi diyor petrolün sonra düştü diyor sonra arttı diyor sen de bunlardan görüyorsun bir bakıyorsun ayın onunda ufak bir zirve yapmış sonra düşmüş sonra gittikçe yükselmiş ve ayın 22'sinde en zirveye ulaşmış sonra da ayın sonuna doğru yine düşmüş. İşte bunları neyle görüyoruz? Grafiklerden yararlanarak fonksiyonun grafiklerinden yararlanarak yapıyoruz arkadaşım. Ve her zaman olduğu gibi Tonguç Akademi'nin diğer kanallardan en büyük farkı neydi? Ödevlendirmesiydi. Biz de ödevimizi söyleyelim. Sıfırdan 10'a kitabımızda yani konu anlatımlı kitabımızda 128 ile 139 arası arkadaşım. Bak tam da 139 açtım görüyor musun? 128 ile 139 arası. Bakalım 128'de ne var? Grafiklerin yorumlanması arkadaşım. Burada çok güzel bir bilgeç yapıyorsun. Hemen örnek sorularını, çözümlü sorularını görüyorsun. Sonra süzgeç. Yapamazsan hop canım hocam orada. Sonra düşey doğru testi, yatay doğru testi. Bunların hepsinin çözgeçi bilgeci var arkadaşım. Bunlara bakıyorsun. Parçalı fonksiyon, fonksiyonların grafiğini yapıyorsun ve bu genel soru testimi de çözdükten sonra artık birleşiklik fonksiyon için beni bekliyorsun haftaya. Peki hocam ben çok soru çözüyorum. Soru bankasından bana soru ver dersen işte oradan da arkadaşım Tesla 27 ile 37 seninle birlikte olacak. Hemen açalım 27 37'yi. gördün Buralar 45 tabii ki de. Bakın arkadaşım 27'de ne varmış? 4 işlemlerden sonra gerçek hayat problemleri var. Ve sonrasında da hayatı bu rağmen fonksiyonların grafiği geldi. Nerede arkadaşım? Tesla 29'da. Gördüğün gibi parçalılar, fonksiyonun grafiklerin yorumlanması, doğrusal fonksiyonun yorumlanması, grafiklerin genel testi derken birebir ve bir örtene kadar. Yani Tesla 37'ye kadar yapıyorsun arkadaşım. Ve sonrasında da dersi bekliyorsun. Yalnız bir daha söylüyorum. Yapamadıklarınızı lütfen Kaçırmayın. Yapamadıklarınız sizin için daha önemli. O yüzden de kare, kat, kare kodları okutuyorsun ve genel testinde ya da bu testlerde de çözümleri buluyorsun. Artık sözü fazla uzatmayalım. Dersimize başlayalım. Fonksiyonun grafiği. Her zaman olduğu gibi bildiğin fonksiyonun bir tanım kümesi var. Bir değer kümesi var. Ve görüntü kümesi var. Y eşittir fx fonksiyonuna ait bütün noktaların koordinat sisteminde gösterilmesiyle oluşan noktalar kümesine f fonksiyonunun Grafiği denir arkadaşım. Mesela adam sana bir fonksiyon verecek. Sen bunu yerleştirdiğinde şöyle bir şey çıkarsa bu nedir? F fonksiyonunun grafiğidir. Yani y eşittir fx'tir. Bunu şaşırmayacaksın. Ve bu grafikte unutmaman gereken en önemli şeylerden biri x üzerinde y yoktur. Yani y'ler sıfırdır. Mesela sana şurada ben 7 noktası dersem x'in üzerinde 7 noktası dersem sen diyeceksin ki hocam ben bunu sıralı ikili göstermek istiyorum. Bu 7'ye 0 noktasıdır. Sen y üzerinde x göstereceksen x'in yoktur senin arkadaşım. Mesela burada bir eksi 3 varsa o da sıfıra eksi 3'tür. Çünkü y üzerinde x, x üzerinde y yoktur. Bir de bunların ortasında da yani iki tane koordinat düzleminin orijinlerinin çakışık kesişmesiyle de biz koordinat düzlemi oluşuyor demiştik. İşte burası da orijindir. O ile gösterilir. Bizim orijinimiz de sıfıra sıfırdır arkadaşım. Unutmayacaksın aklında olacak. Şimdi Peki doğrusal fonksiyonların grafiği nasıl çizilir? Doğrusal fonksiyonlar ne yapılır onu söylerim. Öncelikle doğrusal fonksiyon adı üzerinde doğrusal fonksiyonların grafikleri bunlar. Yani doğrusal fonksiyonlar vardı biliyorsunuz. Onların grafikleri. Peki doğrusal fonksiyon neydi? Onu bir daha hatırlayalım. fx eşittir ax artı b'ye ben doğrusal fonksiyonluyordum. Yani neydi arkadaşım? Birinci dereceden bir bilinmeyenli ax artı b şeklinde bir bilinmeyen denklemdir. Tabii ki de burada y eşittir dersen iki bilinmeyen olur. O yüzden de bir şey fark etmez. Ne yaparsın? Ona göre hareket edersin. Zorlayıcı bir şey yok. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda ne yapacağız? Doğrusal fonksiyonların grafiklerine bakarken, çizerken biz şuna dikkat edeceğiz. En az iki noktaya ihtiyaç duyacağız. Sonrasında olayı patlatacağız. Ve en kolay iki nokta nedir arkadaşım? X'in sıfır olduğu ve Y'nin sıfır olduğu yerdir arkadaşım. Y'nin sıfır olduğu yerdir. Peki bunları nasıl bulacağız? Sana böyle bir denklem verirse. Tabii ki de X'e sıfır diyeceğiz. Y'yi bulacağız ki bu benim bir noktam olacak. Bu noktayı işaretleyeceğim. Sonra Y'ye sıfır diyeceğim. X'i bulacağım. Burada benim X'e e sıfır noktam olacak. Onu da işaretleyeceğim. Tabii ki de iki noktadan bir doğru geçerdi. Grafikte bu noktalardan geçen doğruyu çizeceğim. Ve olay bitecek arkadaşım. İşte olay bu. İki noktadan bir doğru çizer, bir doğru geçer. İki noktadan bir doğru geçer. O yüzden ben de arkadaşım ne yapıyorum? Diyorum ki iki nokta çiz, iki nokta daha doğrusu bul, bir doğruyu çiz. İşte bu kadar. Orada da en basit iki noktayı seçiyorum. X'e sıfır verip Y'yi, Y'ye sıfır verip X'i buluyorum. Öyle de iki nokta buluyorum. İki nokta tek bir doğru olayı bitir. Hemen bunun açıklamasını yapayım. Göstereyim arkadaşım. Siz de dikkatli izleyin. Şimdi benim elimde fx eşittir x artı 3 diye bir şey var. O zaman hemen şuraya yazalım. Bakın benim fonksiyonum ne? Y eşittir x artı 3. O zaman hemen buradan patlatarak başlayalım. Ne yapacaktık arkadaşım? X'e 0 verecektik. X eşittir 0 için. Bakın x eşittir 0 için. Hemen yerine 0 koydum. Ne çıktı arkadaşım? Y eşittir 3 çıktı. Bakın x'e 0 verdim. Y eşittir 3 çıktı. Y eşittir 3 çıktıysa 0'a 3 olmuş oldu. Devam ediyorum. Peki Şimdi ne yapacağım? Bir tane daha kolay nokta vereceğim. Y0 için diyorum. Y0 verirsem burası 0 oldu. X'i bulmam gerekiyor. Artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3 eşittir. X oldu ki buradan da ne geldi arkadaşım? Eksi 3'e 0 noktası geldi. Bakın iki tane kolay nokta buldum. Bu iki kolay noktayı şimdi hemen grafiğime döşeyeceğim. Bak nasıl döşüyorum arkadaşım? Çok dikkat et. Şurada bir orijin var. Burada bir x, burada bir y var. Sonrasında burası sıfıra sıfır. Hatta orijin olsun'u koyalım. Sonrasında arkadaşlar sıfıra üç diyor. X'i bakın yok, y'si var. Bir, iki, üç. Buradan geçecek. Bir de eksi üçe sıfır diyor. Bir, iki, üç. Bu da buradan geçecek. Şimdi piyasanın en iyi kitabını cetvel olarak bulalım. Aa, sıfırdan ona kitabıymış. Hemen bunu yapalım arkadaşım. Bak hoppa işte bu. Bu nedir arkadaşım? Y eşittir fx'tir. Yani bu nedir arkadaşım? X artı 3'ün grafiğidir. Hatta buraya ne yazacağız? X'in üzerinde x3. Hatta buraya ne yazacağız? Y'nin üzerinde 3 yazacağız. Mesela bakın burası 0'a 3 olduğu için koy 0'ı cevap 3. Süper. Evet, X'in yerine x3 koy. Hop ne oldu? Y0. Müthiş. Demek ki doğru çizmişiz grafiğimizi. Çok da güzel, çok da temiz çizdik. Çok da temiz bulduk olayları yaptık. Bu arada bu grafik nedir? Artan bir grafiktir aklında olsun. Peki bir başkasına bakalım. Yine aynısının tıpkısını yapacağım. Bu sefer de şöyle yapalım. fx eşittir y'dir. y eşittir. Eksi 3x artı 6'ymış. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Ben bu sefer de tersten gidelim. Turuncu yapalım. Bakın hemen ne yapıyorum? X eşittir 0 için diyorum. X eşittir sıfır için dersem X'i sıfırladım. Gitti mi? Gitti. Gördüğün gibi Y eşittir 6 gözüküyor. O zaman Y eşittir 6 oldu. Hemen X'im 0, y 6 oldu. Geldim buraya. Geldim buraya. Y eşittir sıfır için diyorum. Y eşittir sıfır için. Bakın Y'ye 0 dedim. Eksi 3X karşıya artı 3X olarak geçti. O zaman her iki tarafı da 3'e bölersem X eşittir 2 oldu ki o zaman burası da 2'ye 0'dır. Arkadaşlar çok büyük atraksiyon yapmadım. Herkes çok dikkat etsin. Kendine çeki versin. Şurada yaptığım işi iyi anlasın. Y'ye 0 dersen bu taraf eşitliğin bu tarafı 0 oldu. Eksi 3'ü karşıya artı 3x olarak attım. 3x eşittir 6'dan dolayı her iki tarafı 3'e bölersem ne oldu? 2'ye 0 oldu. Yine ben 2 nokta buldum mu? Buldum. Birbirine dik kesişen iki tane sayı doğrusunu çizdim mi? Çizdim. Biz buna ne diyoruz? Koordinat düzlemi diyoruz. Koordinat düzleminde iki doğru yeter mi bana? İki nokta yeter mi doğru için? Yetmez mi? Çok da iyi olur. Çok da güzel olur. Hemen yapalım o zaman. Şurada bir O var. Onu biliyorum. Orijin. Hemen 0 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6 noktası olsun. Burası da 2. 1, 2. Gördüğün gibi o da buradan geçiyor. Buradan geçerse de hemen piyasanın muadil olarak yeni kitabı da hemen geldi. Aa bu da bizim kitapmış. O zaman ne oldu arkadaşım? Hemen bak ne oluyor? Hop diye buradan geçiyor. İşte bu kadar. Arkadaşım olayı bitirdik. Gördüğün gibi iki nokta hemen yerine koydun mu patladı gitti yapıldı. Peki bu nedir arkadaşım? fx eşittir y ya da y eşittir fx'tir ya da fx eşittir eksi 3x artı 6'nın grafiğidir. Bu arada şunlara dikkat ediyoruz. Reelden reel'e gidiyor. Evet bakın bunun sonu ucu bucağı yok arkadaşım. Bir önceki soruda sınır koymuş muydu bize? Sınır koymamıştı. Yine bunun da ucu bucağı yok arkadaşlar dedik. Ve artık bir başka sorumuza geçtik. Şimdi arkadaşım bana ne diyor okuyalım. Bir tane fx fonksiyonu var. 2x bölü 5 x 4. Fonksiyonunun grafiğiyle eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir? Süper. Bana yine ne yap diyor? Reelden reele bir grafik çiz diyor. O zaman çizelim. fx eşittir y'dir. Y eşittir 2x bölü 5 eksi 4'tür. Hemen buradan dostum aldım bunu. Ne yaptım? X eşittir 0 için diyorum. Bakın x eşittir 0 için. Burada bu arada y'den göstermiyorum. Burada denklemden göstermek istedim. X'e 0 verirsem 2 kere 0 bölü 5. Yani 0 bölü 5 0. O zaman y direkt gördüğün gibi eksi 6 oldu. Şey, eksi 4 özür dilerim. Eksi 4 oldu. O zaman bir noktam ortaya çıktı benim. Hemen diğerine bakıyorum. Diğer nokta y eşittir 0 için diyorsun. y eşittir 0 için dediğinde de dedi. eksi 4 karşıya geçti. Hadi gelin bu işlemi yapalım. Bakın gelin bu işlemi yapalım. y'ye 0 verdim. 0 eşittir 2x eksi 2x bölü 5 eksi 4 eksi 4 karşıya geçsin. 4 eşittir 2x bölü 5, 4 bölü 1'den dolayı. İçler dışlar yaptım. 4 kere 5, 20, 1 kere 2x, 2x, x eşittir 10 oldu mu? Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu.. O zaman ben ne yaptım arkadaşım? X eşittir 0 için y, şey pardon y eşittir 0 için x'i de 10 buldum. Bakın 2 kere 10 20 B bölü 5 5 şey bölü 5 4 4 eksi 4, 4 0 0 o zaman y'yi 0 bulduk. Olayı hallettik. Bu kadar. O zaman bir nokta daha buldum. O da 10'a eksi 4 noktası şey eksi 4 nereye açtı ya? 10'a 0 noktasıymış arkadaşım. Y'si 0. Hemen ben grafiğimi çiziyorum. Çünkü grafiklerle eksenler arasında kalan alan diyor. Hemen buradan toparlayacağım şimdi. Burası x burası y. Bakıyorum 10'a 0 var şurada. Hadi diyelim burası 10'a 0 olsun. E burası da eksi 4'e diyor. Hadi şurası da eksi 4 olsun. O zaman hemen bir grafik çizelim buradan. Bakın eksi 4'e 0'a eksi 4. E -4 10'a 0. Hemen şu grafiği çiziyorum. Şöyle uzaklardan gelsin gitsin. Süper. Bu da böyle uzasın. Bu ne grafiği arkadaşım? fx eşittir y grafiği dediğim. Bana şimdi diyor ki fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan alan. E kardeşim sen bunu anlatarak bana şuradan bahsetmiyor musun? E buranın alanı nasıl bulunacak? Alan eşittir. Bu bir dik üçgendir. E dik üçgende burası 4. Eksi 4 olduğu için bana uzaklık 4 gelecek. Burası da 10. Alan nedir arkadaşım? Yükseklik çarpı taban bölü 2'den dolayı o zaman buranın alanı nedir? 4 kere 10, 40 bölü 2, 20 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olayı çözdüm. Çok da güzel gözüküyor. Gerçekten burası tamam. Burası tamam. Şurası tamam. Grafik zaten tam tamam. Bu kadar. Grafiği ile eksenleri arasında, arasında kalan alanı yapmış oldum arkadaşım. Bunu da bitirdim. Geldim buraya. Parçalı fonksiyonların grafikleri. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Artık ben parçalı fonksiyon neydi onu hatırlayayım. Parçalı fonksiyon reel sayıları reelden reele gidiyorsa 3 parçaya ayırmış. Bunun gibi parçalar ayrılmasıydı. Yine aynısını yapacağım. Yine aynısını yapacağım. Sadece bu sefer sınırlarımı koyacağım. Diyeceğim ki 3'ten büyüklerde, diyeceğim ki 1'den küçüklerde, diyeceğim ki 1 ile 3 arasında. O yüzden artık benim 3 tane fonksiyonum var. 3 fonksiyonumu tek tek yazıyorum. Bakın y eşittir. 3x'i yazıyorum. 1'den küçüklerde ya bu. Ama 1'e kadar sınırlayacağım. Yine sen istediğin sayıyı verebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sınırın 1'den küçükler olacak. Yani eksi sonsuzla bir arası. Ama sen oraya ne verdiğinin çok bir önemi yok. Şimdi burada ama sen yine de sınırları koyarsan çok güzel olur. Hemen bakın ne koyalım. Ee, X'e 0, Y'ye 0 dediğim anda X eşittir 0 dersem bakın Y eşittir 0 çıkıyor. Bir de X eşittir 1 dersem 1 için Y eşittir 3 çıkıyor. Neden böyle yaptım? Sınırım 1'di ya. Oraya kadar yapacağım. İki tane yaptım. İkisini de burada gösterdim. Hatta onu da şöyle göstereyim. Sonrasında arkadaşım ne var? Y eşittir 3 var. E tamam da Y eşittir 3'te bir şey yapmayacağım ki. Bu zaten sabit fonksiyon. Bir de ne yapacağım? Y eşittir 2x eksi 1 var. Burada da yapacağım şey. Yine aynı şey arkadaşım. Bakın x'e 0 vereceğim. Dikkat. X eşittir 0 için diyeceğim. Cevabım y eşittir eksi 1 çıktı. Bir de ne diyeceğim? Hocam ama burada 0 yok. Bakın burada sıfır yok diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sınır olsun diye çizdim, yazdım bunu. Sonrasında bir de ben şunu yazacağım. Buradan ne çıktı? Sıfıra eksi bir diye bir şey çıktı. Bir de şunu kullanalım. Üçü kullanalım. X eşittir üç için diyeyim. Bakın burada ben Y'ye girmedim hiç. Y eşittir sıfıra hiç girmedim. Çünkü bakın neden olduğunu göstereceğim. Y eşittir de ne olacak? X'e üç verirsem. Buradan da altı eksi birden Y eşittir beş olacak. O zaman üçe beş noktasından geçeceğim. Şimdi çok dikkatli dinleyin. Amaç iki nokta bulmak değil miydi? Evet. İki nokta ne yapardı? Doğruyu çizerdi. Ama benim sınırlarım var. Üçten büyükler, üçten küçükler. Şimdi grafiği çizdiğimde çok net anlayacaksın arkadaşım. Hiç merak etme. Şu kısmı bir daha söyleyeyim sana. Şu kısmı bir daha söyleyeyim arkadaşım. O da şu. İki nokta verdiğim y'li olmasının önemi yok. Yeter ki iki nokta olsun. Doğruyu çizeceğim ama yeter ki sınırları iyi bileyim. Mesela bakın. 1'e kadar bunu kullanacağım. Peki benim istediğim verdiğim noktalar ne? Bu doğru 0'a 0'dan geçiyor. 0'a 0'dan geçiyor. Bir de 1'e 3'ten geçiyor. Bakın 1'e 3'ten geçiyor. 3 şurasıysa 1'e 3'ten geçiyor. Bakın burası 1, burası 3. Ne bu? Buradan geçen bir doğru. Çok dikkat. Ben 1'den küçükleri istiyorum. O zaman benim şu çizgim duvar olacak, duvar. Eksi sonsuzlardan hem buradan geçecek, hem buradan geçecek. Ama burada takılı kalacak grafiğim. Bakın şimdi nasıl yapacağız onu? Hemen gösteriyorum. Şöyle bir grafik gelecek benim için. Bakın şu noktadan geçiyor, şu noktadan geçiyor. Bakın buradan geçen bir grafik olacak. Yalnız sınırım bir de olacak. Bak. Yalnız sınırım bir de olacak. Görüyor musun? Hatta bunu ben siyahla çizsem daha iyi görürsün. Siyahla çizsem mi? Çizmeyeyim. Tamam maviye göre gördün. Nereden geçti bu? Bir sıfıra sıfırdan geçti. Bir de nereden geçti arkadaşım? 1'e 3'ten geçti. Bakın 1'e 3'ten geçti. Hatta şunları yazmamışız yazalım. 0'a 0'dan ve 1'e 3'ten geçen bir şey. X'i 1'e 3. Ne yaptım? Yine doğru çizdim. Ama nereye kadar? Tabii ki de 1'den küçüklerdi. Hatta ve hatta burası açık olacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bakın burası şu anlık açık. Şu anlık açık. Devam ediyorum. Aa, bak şimdi bak. 1 ile 3 arasında da 3'müş zaten cevabım. O zaman nereye kadar arkadaşım? Şuradaki 3 çizgisine kadar ben bunu götüreceğim. Bunu götürürken ne olacak? Gördüğün gibi burası kapalı olacak. Bu sefer yeni, bu sefer burası kapandı. Yalnız bu sefer burası açıldı. Gördün mü olayı? Burası açıldı. Tamam devam edelim. Şimdiki grafiğimde 0'a eksi 1'den geçecekmiş. Bakın 0'a eksi 1 şurası. 0'a eksi 1 burası. Şurası 0'a eksi 1. Bir de 3'e 5'ten geçecekmiş. 3 burası. 5 de şurası arkadaşım. Bak 3'e 5. O da şurası olsun. Bir de bu noktadan geçecekmiş. Bakın bu ikisinden geçen bir doğru. 3'e 5 noktasından geçecek. Bakın 3'e 3'tü bu. Bu 3'e 5 noktasından geçecek. Şimdi çok dikkatli izleyin burayı. Çok dikkatli izleyin. X'e 3 verdiğimde benim cevabım 5 oluyor. Ve eksi 1'e gördüğün gibi sıfıra eksi birden geçiyor. Hatta ve hatta ben başka sayıda verebilirim. Üçten büyük mesela dört de verebilirim. Dört verirsem ne olacak? Yedi. Dörde yediden geçecek. Yani şuradan geçiyor. Bakın yine aynı yer. Bu doğrunun üzerinde olacak. Hatta bir şunu çizeyim. Bu noktayla bu noktadan geçtiğine göre bakın bu noktayla bu noktadan geçtiğine göre orayı da koyu çizersek hatta biraz da öteden çizersek benim sınırım şurası olduğu için bakın buradan geçecek. ...dediğim gibi bu noktadan, bu noktadan geçecek... ...buradan böyle bir doğru geçiyor ama... ...artık ben 3'ten büyükler dediğim için... ...işte benim olayım burası olacak. Peki burası kapalı mı? Kapalı. Bak burası kapalı. Burası kapalı. Yalnız burası açık. Çünkü orada 3'te eleman yoktu. Bakın bazı arkadaşlar diyebilir ki... ...niye bu noktayı verdin? Doğru çizmek için. Ama üçten büyük diyor. Tamam kardeşim 4 verelim. Bakın 4 verelim. 4 verirsem de iki kere 4... 8 1 çıktı 7. Bakın 4 verdiğinizde de zaten sizin fonksiyonunuz nereden geçecek? Şuradaki 7'den geçecek. Bakın burası 5'ti. 3 ile 5 arası, 5 ile 7 arası süper oldu. Hatta öyle verdiğim daha mantıklı olur diyenler hiç sıkıntı yok. 3 ve 3'ten büyük bir tane verebilirsiniz. Önemli olan burada doğru çizmek. O zaman benim grafiğimi gördün mü? Bak grafiğim şurasıydı. Şurasıydı. Bir de burası oldu. Şu arada bir kopukluk oldu. Hiçbir sıkıntı yok bir sıkıntı olmaz. Sadece birebir olmaz. Onu söyleyeceğiz birazdan. Bunları da göstermiş olacağız. Geldim grafiği verilen fonksiyonlara. Şimdi bu fonksiyonlarda bizim yapacağımız, bileceğimiz çok önemli mevzular var. Birincisi tanım kümesi. Tanım kümesi neydi arkadaşım? X lerimdi. O zaman grafiğe bakıyorum. Grafiğimde eksi 3'ten başlayarak 2'ye kadar, eksi 3'ten başlayarak 2'ye kadar hep bir değerler almışım. Hiçbir kesiklik yok. Yani şöyle Şöyle kapattığımda x'in üzerinde grafiğimin başını sonunu kapattığımda hiçbir boşluk var mı dikey olarak? Yok. Yoksa o zaman arkadaşım tanım kümem benim neymiş? Bakın burası kapalı burası kapalı olduğu için. Tabi öyle tam kapalı gözükmüyorsa bile göstereyim. Bura kapalı bura kapalı gözüksün. Tamam. Kapalı gözüküyorsa arkadaşım tanım kümem eksi 3'e 2 olacak. Peki görüntü kümesi ne? Görüntü kümesi de y'lerdir arkadaşım. Bakın y'lerde de bütün hepsi değerlerini almış. Alt sınırım eksi 3. Üst sınırım 4 olacak arkadaşım. Alt sınırım eksi 3. Üst sınırım 4 olacak. Alabileceği en büyük değer. Değer dediğimiz şey y'ler miydi? Evet. En büyük değer tabii ki de görüntünün görüntünün en üst noktası olacak. En büyük değer 4'tür. Hatta ve hatta o da f2'den dolayı gelir. Devam edelim. Hangi x değeri için en büyük değer vardır derse 2. Değer değeri kaçtır derse 4. Geldim buraya arkadaşım. Alabileceği en küçük değer nedir diyor. En küçük değerde gördüğün gibi y'lerde eksi 3. O da nereden geliyor? x'in eksi 3'lüğünden geliyor. Aklında olsun. Alabileceği en büyük en küçük değerler hemen y'lerine bakacaksın. Ve olayı bu şekilde bitirmiş olacaksın. Şimdi grafiği daha da iyi okuyalım. Bakın başı ve sonu Tanım kümesi x'lerdendi. O zaman ne oldu? Eksi 6 geldi, 7 geldi. Yalnız 7 açık, eksi 6 kapalı. O zaman tanım kümesinde ne var arkadaşım? Eksi 6 kapalı bir şekilde var. E, 7 açık bir şekilde var. Bakın hiçbir yerde de boşluk yok. Tamamında da grafik gidiyor geliyor. Görüntü kümesine baktığımda hemen ne yapacaksın arkadaşım? Yataylara bakacaksın. Yataylara baktığında da benim alt sınırım eksi 3'te üst sınırım altıda. Yalnız 6 değerim boşluk olduğu için yazmayacağım. Hemen onu yeşille söyleyelim. Alt sınırın eksi 3 senin arkadaşım. Üst sınırında 6'da. Üst sınırında 6'da. Yalnız 6'da bir falso var. O da ne? Açık. Ne oldu? 6 açık. Çünkü 7 değerin yok ki 6'ya gidesin. Bunu da göstermiş oldum. 7 değerin yok ki 6'ya gidesin. Burası açık olacak arkadaşım. Hatta bunu siyahla da bir kere daha gösterelim. Şöyle açık ekranda çok güzel gözüküyor. Şimdi peki F2 nedir? F2. F-2 nedir? Eksi 2'nin. Hemen grafiğe gidiyorsun. Bakıyorsun. Hop 5'miş. F-2 eksi neymiş? 5'miş. Geldim bir sonrakine. F4 nedir? F4'te grafiğe gidiyorum. Grafik beni kime götürüyor? Eksi 2'ye götürüyor. Çok güzel. F2 nedir diyor? F2. Grafiğe gidemiyorum. Zaten grafiğin üstündeyim. Demek ki bu nokta benim F2 değerim ki 2'ye 0. Gördüğün gibi x'e 2 verdim mi cevabım 0'mış. Devam ediyorum. X sıfırken x sıfırken grafiğe gidiyorum. Gördüğün gibi grafikte bu nokta büyük ihtimal 4'tür. Ben o zaman ne yapıyorum? 4 diyorum. Çünkü bakın bu nokta nedir arkadaşım? Bu nokta 0'a 4 noktasıdır. Gördüğün gibi x'im 0 y e 4'tür. Geldim buraya. f 5 tam da bunun üzerinde yine. f 5 bunun üzerindeyse bu noktanın değeri eksi 5'e 0 olduğuna göre. Çünkü x'in üzerinde y yoktu. O zaman burası da sıfırdır. Devam ediyorum. Son kısma geldim artık. Burada da f-6 grafiğe gittim. Nereye geldi? Eksi 3'e denk geldi. Bunu da bitirmiş oldum. İşte grafikte okuman gereken mevzu bu. Tek dikkat etmen gereken grafiğin x ve y'de kestiği noktalar. Buralarda fx, f-5 ile f2 sıfıra eşit. Burada da f 0 4'e eşit. Y üzerinde çünkü x yoktur. F0 demektir. Oradan da cevaplarım da yenin üzerindeki sayıdır dedim ve bu olayı da kapatmış oldum artık. F fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktalara f(x) eşittir 0 denkleminin kökleri veya sıfırları denir diyor. Arkadaşlar çok dikkat etmem gereken şey, f fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktalara, bakın kestiği noktalara f(x) eşittir 0 denklemi. Yani bizim f(x) eşittir 2x artı 5 vardı ya. Mesela onun sıfır eşitlendiğindeki denklem o denklemin kökü denir ya da sıfırları denir. Unutmayalım bunu. Mesela yanda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunda, yanda grafiği verilen fx eşittir y eşittir fx fonksiyonunda, fx eşittir sıfır denklemini sağlayan x değerlerini bulalım diyor. İşte bunlar y'si sıfır olanlardır. Yani x ekseni üzerindekilerdir. O zaman hemen onları yazalım. Eksi 4, eksi 2, 3 ve 5'tir arkadaşım. Peki bana şöyle bir soru sorulsa. Fx yani cevaplarım ne zaman sıfırdan büyük ve eşit derse x tam sayıların toplamı derse bakın sıfır eşitler kimler? Eksi 4. Burada gördüğün gibi değerim tam sayılar dediği için eksi 3'ün cevabı yukarıda mı? Yukarıda. Yine eksi 2 sıfır mı? Sıfır. Bakın bu aralıkta fx'im yani y değerlerim cevaplarım hepsi sıfırın altında mı? Evet. Ta ki nereye kadar? 3'e kadar. 3'ü yaptım. Şurada bir 4 var arkadaşım. O 4 ile gördüğün gibi pozitiflerde Bir de şurada 0 yapan 5 var. 5'i de yazdım. Şimdi arkadaşlar eksi 3 ile 3 gitsin. Eksi 4 ile 4 gitsin. Eksi 2 ile 5 ile birbirini götürmeye çalışırken götüremesinler. O zaman cevabım ne çıksın? Cevabım 3 çıkmış olsun. İşte bu kadar arkadaşım. Zor bir şey yok. Eşittir 0 dersen denklem olur. Denklemin kökleri de yani cevabı sıfır yapan, y'leri sıfır yapan yani x'lerin üzerindeki yani x'i kesen noktalardır bunları söyledik. Geldim çok güzel bir soruya. Neden güzel bir soru hocam? Çünkü bakın grafikte bana fx verilmiş. Soruda bana f artı 1 eşittir 0 diyor. Bu gibi sorularda arkadaşlar siz grafiği okuyacaksınız. Bize cevabı sıfır olanları soruyorlar. Bakın cevabı sıfır olanları soruyor. Cevabı sıfır olanlar Kimdi? x'in üzerindekilerdi. O zaman ben şöyle yazabilir miyim? 1 f eksi 5 eşittir 0'dır. 2 f eksi 3 eşittir 0'dır. 3 f 2 eşittir 0'dır. 4 f 6 eşittir 0'dır. İşte bitti. Bu noktalar nedir? Benim f'lerimin cevaplarıdır. Böyle sanki kaya kaya yapmışız. Bak şimdi arkadaşım çok dikkat et. Bunlar sıfırlar ya. F'in içerisi bu değerler olduğunda Cevaplar sıfır oluyor. Nereden buldun hocam? Çünkü eksi 5'e sıfır noktasıydı. X'e eksi 5 koydum cevap sıfır oldu. Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Çok dikkat edin çok dikkat edin. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Burada aşırı önemli bir mevzu var. Cevap ne zaman sıfır? İçerisi eksi 5 olduğunda. O zaman ne olacak? İçerisi yani A artı bir. Nasıl eksi 5 olur? Böyle. O zaman A ne oldu? Hop eksi 6 oldu. Bakın eksi 6 koyarsan hep 5 olur. Tamam. İçerisi eksi 3 olduğunda cevap sıfırmış. İçerisi yani a artı 1 eksi 3 olduğunda yani a eşittir eksi 4 olduğunda a artı 1 eksi 3 olduğunda yani a eksi 4 olduğunda sıfırmış. Hop içerisi artı 2 olduğunda 2 olduğunda at a 1'i karşıya abi. O zaman a 1 olduğunda dedim. Son olarak da a artı 1'im 6 olduğunda cevabım sıfırmış. O zaman at karşıya 5. Mesela bunlardan birini ele alalım. Eksi alalım. Bakın a'nın yerine eksi 4 koyarsan ne olacak? A'nın yerine eksi 4 koyduğundan da burası eksi 3 olacak. Evet bakın f 3 sıfırdı dedik. İlk önce sen normal grafiğini okuyorsun. Sonra buraya göre yapmaya çalışıyorsun. Bana da diyor ki cevaplarını yaz bakalım. Değerlerin toplamı kaçtır? 1, 5 daha 6. Eksi 6 gitsin. O zaman bunların alayının toplamı nedir arkadaşım? Sadece eksi 4'tür dedim. Ve bu pratikliği de yapmış, göstermiş oldum. Geldim bir başka soruya. Gx var, fx var. Bana da geçen derste öğrendiğim fonksiyonda dört işlem soruyor. Onu yapmadan önce düzgün yazayım. Bana sorduğu şey f9 çarpı g9 artı iki tane f2 artı üç tane g0. Bana bunları soruyor. Hadi bismillah okuyalım bakalım. Ne diyor bana? F9, G9. Bakın F'in 9'u da G'nin 9'u da aynı noktada. Yani 3 mü? O zaman 3'ü yazalım. Şöyle gösterelim. 3 çarpı 3. Şu işlemi yapmış oldum. Artı. 2 tane F2. f 2me bakıyorum. F2 neresiydi lacivertlerdi? 2'de hemen çıkıyorum bakıyorum. 2'ymiş cevabım. Artı. 3'lere bakıyorum şimdi G0'a. G0 neresi arkadaşım? Gördüğün gibi bu böyle gidiyor. Gidiyor. G sıfır demek. X'i sıfır demek. X'i sıfır demekse o zaman o nerededir arkadaşım? Y'nin üzerindedir. Y'nin üzerindeki noktada eksi 2'ymiş. Onu da yapmış olduk. Şimdi 3 kere 3 9 artı 2 kere 2 4. Bir de ne olacak? 3 kere eksi 2 eksi 6 yaptım oldu. 9'dan 6 çıktı. 3. 4 ile 3 topladım. 7'mi bulmuş oldum arkadaşım. Yaptığımız yanlış bir şey var mı? Hayır. F2'yi yaptık ne yaptı? G0 yaptı. G0. Bakın burası G4 sıfırdır. Lütfen bu noktalara dikkat edin. Burası 4'e 0 noktası olduğu için burası G4 sıfırdır. Burası peki? Burası 0'a eksi 2 olduğu için e G0 eksi 2'dir. G0 eksi 2'dir arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım ve bu konuyu da artık fazla uzatmadan geçelim. Şimdi düşey doğru testini ve yatay doğru testini göreceğiz. Düşey doğru testi bize ne söyler? Düşey doğru testi fonksiyon olup olmadığını söyler. Ne anlama gelir peki? Düşey derken düşey dikey testi bazı kitaplarda dikey diye geçer. Bakın böyle dikey ya da düşey doğruları çiziyorum. Çizdiğim anda ne oluyor arkadaşım? Hepsi bir noktada geçiyor. İşte bir noktada geçiyorsa biz buna fonksiyondur diyoruz. Devam ediyorum. Bakın. Çizdin çizdin çizdin. Buralarda yok. O zaman geldim buraya. Burada çizdiğimde hop iki noktada kesiyor. Olmaz arkadaşım. Neden? Çünkü her x bir değere gidecekti. Bakın şurada mesela iki noktası 3'e gidiyor. Bir de eksi 3'e gidiyor. Ya iki noktaya gider miydi? Gitmezdi. O zaman ne diyorum? Bu bir fonksiyon olamaz diyorum. Devam edelim. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı bir noktada kesiyorsa o zaman bu bir fonksiyondur diyorum. Fonksiyon belirtir diyorum. Aynısının tıpkısının benzeri mantığından da çektin 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 fazla çekmeye gerek yok. Gördüğün gibi o zaman burası da ne olacak? Benim için olumsuz bir durum olacak. Çünkü neden? Çünkü arkadaşım gördüğün gibi burada ne var? İki noktada kesiyor çizdiğin dikey doğrular ya da düşey doğrular. O zaman düşey doğru testi bana ne verecekmiş arkadaşım? Unutma düşey sana fonksiyon mu sorusunun cevabını verir. Bir noktada keserse fonksiyon iki veya daha fazla fonksiyon değil diyorsun. Peki yatay doğru testine verir arkadaşım? Çizilen yatay doğrular yani x eksenine paralel doğrular fonksiyonun grafiğini en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örter. Bakın en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örten yalnız bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. Ne demek istediğimizi şimdi görüntüde anlatalım arkadaşım. Aşağıda verilen fonksiyonların gerçek sayılarda birebir ve örten olma durumlarını inceleyelim diyor. Ne yapacağız arkadaşım? Ne yapacağız? Bakalım hemen. Gördüğün gibi yatay doğru testiydi. Yatay doğru testinde hemen bakıyorum. Yatay çizgilerimi çiziyorum. 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 Gördüğün gibi bu ne yapıyor arkadaşlar? Gerçek sayılar dediği için gerçek sayılar tamamı olduğu için ne olacak arkadaşım? Hemen burada bakın sıfırdan aşağısı olmadığı için bu fonksiyon örten değildir. Alt taraflarda hiçbir yerde kesmiyor. O zaman bu nedir? Örten değil. Örten değil. Peki nedir arkadaşım? Birebir midir? Gördüğün gibi birebir de değil. Şurada, şurada bir 3 de, eksi 3 değeriyle buradaki 3 değeri 2 noktada kestiği için bu birebir de değil. Peki ne nedir bu hocam? E, bu içine bir fonksiyondur. Örten veyahut da birebir değildir. Geçtim. Şimdi bu fonksiyona geldiğimde yatay çizgimi çektim, 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 çektim. Hem bir noktada kesti hem de ne yaptı arkadaşım? Bütün baştan sona kadar sağladı. Örten ve nedir arkadaşım? Biri bir fonksiyondur. Son kısma geldim. Bakın şimdi çok dikkat. Kestim, 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 kestim. Sonsuza kadar kesebiliyorum. Aşağıda kadar kesebiliyorum. O zaman bu nedir arkadaşım? Örten bir fonksiyondur. Yalnız örtse de bütün sayıları birebir değildir arkadaşım. Gördüğün gibi çünkü bazı noktalar nedir? Birebirlikten uzak. Mesela şurası birebir, burası birebir. Ama şu çizgi ikiye bir. Bu çizgi üçe bir. Yani üç tane değer bir değere gidiyor. Olmaz. Bunu da söylemiş olduk. Ve bu sorumu da örten birebir mevzusunda inşallah iyi anlatmış olduk. Geldik bir başka öğretici soruya daha. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Çok güzel. Yine bize f1, f2'ler soruyor. Bunu da anladığımız anda grafik işi bitmişti arkadaşlar. f-1 diyor. Grafiğimi indim. Bakın bu nokta. Eksi 2 olacak. Buraya eksi 2'mi patlattım. Artı dedim. F6'yı diyor. F6'da ne oldu? 4 oldu. Eksi 2. 2 lira borç. 4 lira kar. Ne oldu arkadaşım? Hop 2. Birincisi doğru. Geldim 2'ye. F eksi 4 dediğim şey 2'dir. F1 dediğim şey 2'dir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Doğru. F eksi 5 3'e mi eşit acaba? F eksi 5 F fonksiyonumuzun sıfırlarından biri. Çok güzel. F eksi 3 de yine fonksiyonumuzun sıfırlarından biri. O zaman bu da doğru. F eksi 1 ile 1'in çarpımı da 4'müş diyor. F eksi 1'i zaten biliyordum ben. Neydi arkadaşım F eksi 1? Eksi 2 idi. Geldim buraya. Burada da F 1'im de benim 2 idi. Yalnız eksi 2 ile 2'yi çarparsan 4 değil. Eksi 4 eder. O yüzden de bu da yanlış. Geldim son kısma. Bakın. Müthiş ötesi bir ifade var burada. Burayı çok dikkatli anlayalım. Eksi bir altı aralığında. Eksi bir altı aralığında. Bakın şu aralıkta bakıyorum. Şu aralıkta. Yani şu çizgiyle altı arasında gördüğün gibi y'lerim de tabii ki de grafiğim şu, ol şurası olduğu için. Bakın grafiğim şurası olduğu için. Çok dikkat edin grafiğim burası olduğu için işte eksi 2 ile 4 arası olduğu için bu fonksiyon birebirdir diyor. Birebirlik nasıl anlaşılacaktı arkadaşım? Yatay testle anlaşılacaktı. Yatay testimi yaptığımda da gerçekten hep bir noktada kestiği için o yüzden bu da doğrudur. Kaç tane dedik o zaman? 1, 2, 3, 4 yok. 5 var onun yerine. 4 tane değerim doğru çıkmış oldu. Gerçekten çok kallavi, güzel bir soruydu. Kallavi demeyelim de güzel öğretici bir soruydu. Şu son kısım benim çok hoşuma gitti. Burası hem birebir hem de örtendir arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü sadece bu aralığa bakıyorum. Bu aralıkta gördüğün gibi eksi 2 ile 4 arasındaki değer kümemde herkes örtülmüş arkadaşım. Ve herkes birer kez örtülmüş. Bunu da görmüş olduğum. Geldim son kısmı artık. Doğrusal fonksiyonlarda güncel uygulamalar. Yani bir bakıma da problemler iki, iki tane sorun var. Biri örnek soru bir tanesi de kallavi soru. Hemen yapalım. Aşağıda deposunda 1600 litre su bulunan bir deponun boşaltma musluğu açıldığında depoda kalan su miktarını gösteren grafik verilmiştir. Yine bir grafik. Buna göre musluk açıldıktan kaç saat sonra depoda 600 litre su kalır diyor. Arkadaşım o zaman bakın 8 1600. 8 saatte sıfırlandım mı? Sıfırlandım. Sıfırlandıysam o zaman demek ki benim fx fonksiyonum şöyle mi olacak? Ben 1600 su bulunduruyorum içimde ve ne olacak? Her saat başı benden 200 gidecek arkadaşım. Çünkü saat başı 200 gidiyor. Gittikçe 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 azalıyor. Bana da diyor ki 600 ne zaman olur diyor. Bakın 600 benim cevabım. 600 eşittir. 1600 eksi 200x, 200 xi e attım karşıya. Buradan da 1600'den çektim, 1000 yaptım mı? Yaptım. İki tarafı da 200'e böldüm, sıfırları attım, onu 2'ye böldüm. X eşittir 5 beş midir? 5'tir arkadaşım. Bunu da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. İşte çok müthiş bir şekilde fonksiyonu yazmak önemliydi. Gördüğün gibi 1600'den geri gidiyorum, ama nasıl gidiyorum? Her saat başı 200 aslında x'in benim 200'ü belirtiyor. Şey x'in benim 200 diyorum özür dilerim. Zamanı belirtiyor yani saati. O zaman 5 saat sonra 600 kadar. Doğru mu? Evet 1600'den geri gidiyorum. Gördüğün gibi 5 saat sonra da ne olmuş olacak? Şurada bir yerde 600 benim için kalmış olacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Ve sağ salim son soruya geldik arkadaşlar. Bugün ölmediysek belki de artık ders çalışırken hiçbir zaman ölmeyiz yani. Aşağıdaki grafikte bir bitkinin aylara göre boyundaki değişim gösterilmiş. Yalnız grafiği iyi okuyalım. 15'ten başlıyorum. Gördüğün gibi bir ayda 20 uzamıyorum. 20'ye uzuyorum. Yani bir ayda 5 gittim. Bakın ikinci ayda gördüğün gibi 25'e geldim. Üçüncü ayda gördüğün gibi 30'a geldim. Beşinci ayda 40'a geldim. Neden beşinci ayda 40'a geliyorum? Çünkü her ay 5-5 uzarsan 5 ayda 25 uzarsın 40'a gidersin. Ha, o zaman ben yine olayı anladım. Her hafta pardon ay diyorum özür dilerim haftaymış. Her hafta başına ben 5 uzayacağım. Yalnız benim başlangıcım 0 değil 15. O zaman ben fonksiyonuma şöyle bir değer versem. fx eşittir 15 artı 5x desem ve x benim için haftayı ifade etse ve x 0 koyduğumda ilk boyum benim 15 olsa ve her hafta ben 5 uzasam işte benim ifadeli ifadeli fonksiyonun bu olacak. Bu bitkinin boyu ile zaman arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyonun yazalım yazdık. Bu bir. Bunu hallettik. İki dikildikten 9 hafta sonra boyu ne olur diyor. Hemen F hesap edelim. F 9 yani 9 hafta sonra 15 artı 5 çarpı 9'dan dolayı ne olmuş olacak boyum? 9 kere 5 9 kere 5 45. O zaman ne yapmış olduk? 60 olmuş oldu. Bunu da hallettik. Üçüncü muhabbetime geldim. 60 oldu gördüğünüz gibi. 40'ı da geçti. Hatta her hafta 5 uzadığı için 4 hafta sonrası o zaman 9. haftada ne olacak? Şuradaki 4 kere 5'ten 20 daha uzayacak. 40'tan 20 uzarsa 60 oldu. Geçtim. Dikildikten kaç hafta sonra bitkinin boyu 90 cm olur? Bu sefer de cevabı 90 olan ne diye soruyor bana. Yani fx eşittir 90 olacakmış cevabım. Peki ne zaman olur? 15 artı 5x 15'i karşıya atarım. 75 eşittir. Yani buradaki x'i soruyor bana. Yani buradaki x'i. 75 eşittir. 5x oldu. Her iki tarafı da 5'e böldüğüm anda bunlar birbirini götürdü gördüğün gibi. Burada sadece 1x kaldı. Karşı tarafta da 75 bölü 5'ten dolayı 15 olmuş oldu dostlar. Ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Yani 15. ayda pardon haftada benim boyum 90 olacak. Bunu da bu şekilde yapmış olduğum. İşte çok güzel bir şekilde dersimizi bitirdik arkadaşlar. Ee, lütfen ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Çünkü fonksiyonlar gerçekten de TYT AYT için olmazsa olmaz problemler için olmazsa olmaz türev integral için özellikle AYT'de olmazsa olmaz arkadaşım. O yüzden ödevleri yapıyorsun. Soruların videolarını izliyorsun. Ödevlerini yapıyorsun. Okul ödevlerini yapıyorsun. Ve fonksiyonu baştan sıkıntıyorsun. Peki biz bugün ne yaptık? Fonksiyonun grafiğini gördük. E doğrusal fonksiyonu nasıl çizeceğimi öğrendim. Parçalı fonksiyonlarda parça parça alacağını anladın. Grafiği verilen bir fonksiyonda ne yapıyorsun arkadaşım? F1'i F5'i okumayı biliyorsun. Düşey Burada düşey doğru testi nedir arkadaşım? Düşey doğru testi bana neyi verirdi arkadaşlar? Fonksiyon olup olmadığını verirdi. Ve burada da yatay doğru testi örten mi diye sorardı bana. Veyahut da birebir mi diye sorardı. O zaman bunları da hatta örteni ayrı sorardı. Bire biri ayrı sorardı bunları da sen de hemen grafikte yatay çizgiler çizerek bildin ve de ne yaptık problemleri bir bakıma tekrar etmiş olduk bugün problem tekrarımızda yaptık ve ne yaptık konumuzu bitirmiş olduk doğrusal fonksiyonda güncel uygulamalarda problem tekrarı olarak hemen karşımıza çıktı ve konuyu bitirirken de bunları söyledik gözümüzü kırptık. Ve işte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Seni sevdiğimi unutma. Bir dahaki derste görüşürüz.